dolarlık bir yüz güzeli hikayesi. Egemenlerin güzeli olmaya giden yol otel odasından geçti. Abiden kardeşe, yüz dolardan yüz güzeline. Egemen kardeşlerin yüz dolarlık güzelinin gerçek yüzü. Simge, kapatın şunu, bir şey yapın Simge! Sinan, gazeteciler. Bir şey yap, aldır onları. Gazeteciler lazım. Beni dinleyin. Bütün bunların sebebi benim. Ben yaptım. Duydunuz mu? Sinan, ne yapıyorsun? Saçmalama. Hasan o gece yaşadığı hiçbir şeyi hak etmedi. Ne abim, ne de Hasan o geceyi ayıplanacak hiçbir şey yapmadı. O gece bütün şerefsizliği ben yaptım. O gece yaşananların tek sorumlusu var, o da benim. Ben iftira attım. Ben sebep oldum. Ben yalan söyledim. Bu kızın o gece yaşadıklarının tek sorumlusu benim. Çünkü onu ben kandırdım. Abimi o kadar iğrenç yalanlarla kandırıp o otel odasına gönderdim ki... hayatımda hiç görmediğim, tanımadığım bu kıza o iğrenç olayları yaşattım. Çünkü neden? Çünkü annesi yarışma için o kadar ısrar etti ki benim tepem attı. Neden? Çünkü eğlenmek istedim. Ben bunu öldürürüm. Bu gece bu şerefsizliği yapan her kimse şunu bilsin ki bu gece utanması gereken tek kişi var, o da benim. Utanması gereken tek kişi o değil. O gece otel odasında yargısız infazla ben de onun kadar suçluyum. Ama utanmaması gereken tek kişi var, işte o da yanımda. Lütfen. Rezilsiniz. Baba, yapma lütfen. Rezilsiniz. Benim soyadımı bu yüzden mi aldınız? El aleme rezil rüsva etmek için mi aldınız? Ağlama. Ağlama Hasan, ağlama. Kurban olurum o göz yaşlarına. Aç şu kapıyı.
Hasan! Hasan! Bak ben o ikisini de var ya, ne yapacağım biliyor musun? Bunların hesabını soracağım ben o ikisini de. Aç şu kapıyı ne olur, yalvarıyorum sana kızım, ağlama. Kız ağlama artık, bak yüreğim dayanmıyor gözyaşına, ağlama. Bak şimdi kıracağım bu kapıyı, aç diyorum sana, aç. Hasan! Hayır. Hayır, bunu kendine yapamazsın. Seni tekrar o otel odasına hapsetmelerine izin veremezsin. Bunu yapan her kimse gururunu kırmasına izin vermeyeceksin. Sen artık değiştin. Onun kazanmasına izin vermeyeceksin. Hasan! Aç! Kıyamam senin gözyaşlarına ben. Aç, kıyamam sana ben. Herkes bize bakıyor Edgar. Rezil herifler. Rezilsiniz. Hadi baba. Çok ağır ödeyeceksiniz. Baba hadi. Tamam baba. Rezil herifler. Reziller. Durun. Kimse bir yere gitmiyor. Daha hiçbir şey bitmedi. Hiçbir şey bitmedi. Bile. Başkasına kurulmuştu. Kardeşime. Ama ne fark eder ki? Ayşe, Fatma, herkes olabilirdi. Çünkü o böyle bir adamdı işte. Ve bu hikayede bir de annem var. Annem kardeşimin yarışmayı kazanmasını çok istiyordu. Çünkü güzellik bu işe yarardı. Kazanmaya. Annem şansını zorlamayı severdi. Sinan'sa oyun oynamayı. İkisi de üzerine düşen görevi yaptılar. Ve bu adam da, Yağız Egemen, kardeşine inanıp oyuna girdi. O gece aslında ben de bir oyun oynuyordum. Yüzümdeki bu görümce makyajıyla adımı bile bilmeyen bir adamı kendimi beğendirmeye çalışıyordum. Sonra Yağız Egemen geldi. Beni 100 dolarıyla ezdi geçti. Beni tanımıyordu bile. Sadece bakıyordu. Ama bazen insanlar karşısındakini görmez. Sadece bakar. Yağız da o gece öyle yaptı. Tıpkı sizin de bu gece evinize gidip yapacağınız gibi. Ne rezil bir gece değil mi? Ama bu gecede bundan fazlası vardı. Çok ama çok umut ve emek vardı. Ama siz bunları konuşmayacaksınız değil mi? Bizim rezilliğimizi konuşacaksınız. Sanki hiç sırrınız yokmuş gibi.
Hiç kimseye söylemek istemeyeceğiniz bir tane bile utanç dolusu bir anınız yokmuş gibi bizi yargılamayın. Siz bu gece bu çirkinliği alıp evinize götürmeyin. Bizim bu umut dolu, heyecanlı gecemizde bize bu adi tuzağı kim kurduysa onu mutlu etmeyin. Biz üçümüz o çirkin geceden bir güzellik çıkarmayı başardık. Siz de yapın. Buradan çirkin ayrılmayın. Helal olsun abla be. Sana helal olsun Hazan abla. Helal olsun sana abla. Ece, gidelim. Gidelim buradan. Nereye gidiyorsun sen? Ablanı burada bu halde nasıl bırakıp gidebilirsin? Nereye gidiyorsun? Şimdi yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yepyeni bir senmiş. Rezilim. Baba sakin ol baba. Kameralar çekiyor baba. Bitti. İkisi de bitti. Artık ne yapsalar olmaz. İmkansız. Yüz güzelimizin dokunaklı şovu da kurtarınız artık. İstersen evde konuşalım Ece. Adam elini kolunu sallaya sallaya geldi. Yapacağını yaptı ve çekti gitti ha. Böyle bir saçmalık yok. Hemen bulacaksınız o adamı. Hadi! Fark etmez. Kim izinde, kimin vardiyası bitmiş. Herkesi istiyorum. Anlaştık mı? Otelde çalışan herkesi. Birazdan geliyoruz oraya. Hazan. Dokunma kızıma. Dokunma. Kırarım ellerini. Hazanmış. Sakın dokunma. Yürü kızım. Hele sen Yağız Efendi. Hele sen. Yaptıkların içine oturmuştu. İkiniz de aynı kabın kirisiniz. İkiniz de. Sen biz de gidelim.
O iki namussuz, o iki ahlaksız bu yaptıklarının hesabını verecek. Bunun bedelini ödeyecekler. Ödeyecekler. Benim soyadımı kullandılar. Benim soyadımı kirlettiler. O ikisi soyadlarını hak etmeyen iki serseriden başka bir şey değiller. Değiller. Ece Hanım. Ne yapıyorsunuz? Tanımıyorum o ikisini de. Tanımıyorum. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Ben bu sese dayanamıyorum artık. Çekil önümden. Şimdi ne koydu bu suyun içine ya? Ağzım. Ağzım lütfen iç suyu. Bak artık dayanamıyorum. Sinirlerim bozulmaya başladı. Bağırma. Bu rezillik bitene kadar da ablanla falan görüşmeyeceksin Ece. Gelmiyor musun? Ece'nin dostluğuma ihtiyacı var. Ben birazdan gelirim. Makyajını sileyim. Dur. Süslendim, püslendim. Senin hayallerini yıkmaya gittim. O adam beni ne sandı biliyor musun anne? O adam beni sandı. Ne yaptı biliyor musun? Suratıma $100 attı. Duydun mu beni? Kızını sandı. Yarışma diye tutturdum. Tutturmaz olaydım. Yarışma, yarışma diye tutturdum. Ben yaptım ben. Çok pişmanım yavrum. Ne olur affet beni. Ne olur Hasan affet beni. Yavrum affet beni. Ne olur çok pişmanım. Kuzum ne olur affet beni. Çok pişmanım Hasan. Ne olur affet beni. Sana bunu yaşattıkları için ben çok pişmanım. Pişmanım. Kuzum. Yavrum ne olur affet. Yavrum ben böyle olacağını nereden bileyim? Ne olur affet beni kızım. Sen beni sırtımdan bıçakladın. Ablamı, herkesi rezil ettin. Ya ben sana güvenmiştim. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Ece hadi ama. Burada ikimizden başka kimse yok. Annen burada değil. Ablan yok. Kime oynuyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? O davetiyeyi eline aldığın ilk anı hatırlıyor musun sen? Ben olacaktım. O güzel kız ben olacaktım. Ablamın yerinde ben olacaktım. Ablan senin gibi yarışmaya girmedi. İlişkisi sayesinde öyle havadan hop diye her şeyin sahibi oldu ve şimdi de tadını çıkaracak.
O ışıklar, alkışlar senin hakkında ama hepsini elinden aldı değil mi? Ya ablamı çok seviyorum ama içimde bir yer öyle kırgın ve öfkeli ki ona. O gece gidip onu alkışlayacağım. O kıskançlığa kapıldığımda içimden öyle kötü şeyler geçiyor ki. Utanıyorum. Utanma, olur öyle şeyler. Hadi kus içindekileri. Hadi ne varsa içinde söyle gitsin. O altında parlayacağı spot ışıklarını söndürmek isterdim. Aman ne diyorum ben ya. Konuşturma şimdi beni. Ablam o benim. Canım o benim. O gece uğradığın haksızlığın acısını çıkarmak isterdin değil mi? Hatırladın mı Ece? İntikam isteyen o küçük cadıyı hatırladın mı? Hayır. Hayır, bu benim aklımdan bile geçmedi. Ben böyle bir şey yapmak istemedim. Sen yaptın. Bunu ablama sen yaptın Yasemin. Hayır tatlım, sen yaptın. Önce bana ablanın en utanç verici sırrını anlattın. Bir süre sonra da onun ışıklarını nasıl söndürmek istediğini. Tesadüf müydü bunlar? Ben ablama zarar vermek istemedim. Her şeyi ablama sen yaptın. Her şey senin yüzünden oldu. Annem senin hakkında haklıymış. Yeter artık, sıkıldım. Eğer bununla baş edemeyeceksen ablanı ara, her şeyi anlat. Hadi. Ablamı kaybederim. Ablam beni affetmez. Bak gördün mü? Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Sadece biraz başım ağrır. Ama sen ablanı kaybedersin. O yüzden hayatım, şimdi derin bir nefes al ve sakinleş. Kendin için. Bana bak lan. Kim sızdırdı lan görüntüleri? Kim sızdırdı? Suçluyu bulduk Yaz Bey. Lan ben senin var ya. Kimsin lan sen? He? Neden yaptın bunu? Biri mi dedi yaptı diye? Para için yaptım Yaz Bey. Kime sattın lan görüntüleri? Kime sattın? Çocuğum çok hasta. Maaşım yetmiyordu. Kötü bir şey olduğunu anlamadım. Gazeteciler istediler. Ben de sattım. Gazeteciler mi? Gazeteciler. Lan gazeteciler ne biliyordu senden görüntü istiyor? Hangi gazete lan bu? Ben bilmiyorum. Sormadım bile. Güvenlik şey istediler. Verdim. Aldılar ve gittiler. Aldılar ve gittiler. Ne zaman oluyor lan bu? Ne zaman lan? Ne zaman? 2 gün önce. Hemen 2 gün öncenin güvenlik kayıtlarına bakalım. Hemen. İçeri girmediler. Ben dışarı çıktım. Kamerasız yerde konuştuk. Biz gerekeni yaparız Yaz Bey. Merak etmeyin. Eğer birini koruyorsan var ya seni kendi ellerimle öldürdüm lan. Duydun mu? Bir şey bilmiyor zaten. Böyle olmayacak ya, gel. Ne oldu şimdi? Bir gecede bütün hayatımız mahvoldu. Elimizde ne var? Çocuğum hasta diyen bir zavallı. Dur bir dur. Büyük bir saçmalık var. Hadi canım. Ya Sinan, bilen kaç kişiyiz? Sen, ben, Hazan. Annesiyle kardeşi var bir de. Ya işte onu diyorum. Elin gazetecisi ne yapacak? Nereden bilecek de haberini yapacak? Ya bir de aylar sonra yani. 25 Mart. Annemizin öldüğü gece. Hayatımız boyunca unutmayacağımız gece. Ve aylar sonra bir gazeteci diyecek ki... dur ben şu otel odasını bir kurcalayayım, belki oradan haber çıkar. Yok ya.
üçümüzden biri şizofren değilse ya annesi ya da kardeş işte. Sen ablamla nasıl barıştın? Ya sen ablama otel odasında o yaptıklarından sonra ablam seni nasıl affetti? Ne yaptın? E ne oldu sana? Nereye gittin yine? Aklına bir şey mi geldi? Ne düşüneceğimi bilmiyorum ki. Ya annesi ya da kardeş işte. Yani başka biri olamaz ki zaten. Ama artık gerçekten benim beyin fırtınası yapacak halim kalmadı. Çünkü benim beynim yandı. Ben gidiyorum ya. Sorun yok Yasemin Hanım. Merak etmeyin. Az Zülbe, önce... Şu güvenlik kamerasından bir CD kopyalayın bana hemen. Anlayamadım Yaz Bey. Nesini anlayamadınız ya? Son bir haftanın gün gün, saat saat kaydını istiyorum. Girişler, çıkışlar, lobi, asansör, koridor, hepsi. Tamam. Gazeteci içeri bile girmemiş Yaz Bey. Kendi gözlerimle görmek istiyorum. Kim nereye, ne zaman girmiş, çıkmış. Bir mahsuru var mı? Şimdi. Gidin o CD'yi kopyalayın. Umarım aldığın parayı hak edip gerekli önlemleri almışsındır. Hiç merak etmeyin. Sizinle ilgili bütün görüntüleri sildim ben. Her şey bitti. Onlar için bitti ama bizim için yeni başlıyor hayatım. Bak dün geceden sadece o iki sersem zarar görmedi. Soyadımız, şirket ve baban da gördü. Artık yeni gündemimize geçmemiz lazım. Ya, Yasemin ben önce bir kardeşlerimle konuşmak istiyorum. Şaka mı yapıyorsun sen ya? Dün gece babanın neler yaptığını görmedin mi sen? Gazetecilerin önünde öfke patlaması, havada uçuşan logolar, tokatlar. Yani bu adamın ben normal değilim demesi için daha ne yapması gerekiyor? Haykırıyor adam artık. Yasemin ben bunu tek başıma yapamam. Anlamıyor musun? Ben üstüme düşen her şeyi yaptım. Düğmeye bastım. Avukatlara ve doktorlara bütün raporları sundum. Heyet bugün bizi bekliyor. Bak o sadece benim babam değil. Anlıyor musun? Kardeşlerimin de babası. Onların da babası. Ben nasıl açıklarım bu durumu onlara? Harika. Tamam. Hadi baban gözümüzün önünde delirirken bütün Egemen ailesini toplayalım. Hadi Egemen kardeşler babacıkla ilgili sağlıklı bir karar versinler. Hadi. Ben bunu tek başıma yapamam. Tek başıma karar veremem. Hem bir evlat olarak hem bir abi olarak yapamam. Ya vicdanen yapamam ya. Ya gel dedik mi? Ne diye giriyorsun öyle odaya pat diye? Çok özür dilerim ama atölyeye gelmeniz lazım. Şöyle oturalım babacığım. Gel. Gel babacığım. Gel. Son dozlara yaklaştığımızda öfke nöbetleri yerini tamamen demansa bırakacak. Bunamış olacak. Gerçeklikle hayatla bağı tamamen kopacak. Saksıdaki bitkiden hiçbir farkı kalmayacak. Tamam babacığım. Tamam. Ben seni... Sana söz veriyorum. İyi edeceğim baba. Babacığım. Bak. Götüreceğiz biz seni bir yere. Değil mi Yasemin? Hadi gel baba. Hadi gel. Gel baba. Yavaş yavaş kalkalım babacığım. Hadi gel. Hadi gel baba.
yerine gidiyoruz. Kimseye tek kelime etmeyeceksiniz, eşi dahil. Biz burada ne olduğunu anlayana kadar burada ne olduğunu kimse bilmeyecek. Tek kelime eden kendini kapının önünde bilsin. Soran olursa Hazım Bey iş gezisine çıktı diyeceksiniz. Tek kelime etmek yok. Hazım Bey'e böyle. Benim işlerim var. Ben daha Yasemin Hanım'ın odasını toplayacağım. Ay Gülten sen söyle Allah aşkına. Nereye götürdüler Hazım Bey'i? İş gezisine çıkıyor. Yasemin Hanımlar da onu uğurlamaya gittiler. Ayol adam ayakta sorduruyordu. Nasıl iş gezisi bu? Bavul falan da yapmadık. Aa, ama Kerim Hanım sen de pek bir tuhafsın. O kadar merak ediyorsan arkasından koşup gideydin. Ne bileyim ben iş gezisine. Ne dedilerse o vallahi. Allah Allah. Tasız sana mı düştü canım? Egemen kardeşlerin skandalı. Kozmetik gecesine ahlaksız teklikten kavurdu. Hazan. Okuma artık şunları. Kurban olayım kızım. Okuma şunları artık. Haberleri okuma. Televizyonu açma. Sokağa da çıkmayayım istersen. Hadi. Çık şu yataktan bir ana kız beraber kahvaltı edelim. Hadi kızım benim. Lobideyim. Yok kızım tabii sen çık. Çık tamam mı? İnadına inadına o namussuz Sinan'la çık sen sokağa. Anne. Ben söyleyeceğimi dün söyledim. Kaçıp utanması gereken, saklanması gereken ben değilim. Ben yanlış bir şey yapmadım. Boşuna konuşup kendini de beni de yorma. Şimdi çıkar mısın? Giyineceğim. Allah'ım birinin derdi bitmeden öteki başlıyor. Bu ne ya? Ya sabır ya Rabbim ya. Ha sabır ya. Silinen görüntü. Bilgi işlemci arkadaş verdiğiniz tarihten bir gün öncesinde yaklaşık 3,5 dakikalık bir eksik tespit etti Yağız Bey. Ha. Anlamıştım zaten birinin bir şey sakladığını. Bunları toplamak ne kadar sürecek şimdi? Çabuk olun biraz. Birkaç saat daha sürer. Geceden beri çalışıyor arkadaşlar. Erdal bak o eksik görüntüleri istiyorum tamam mı? Bir an önce istiyorum.
yavrularım benim. Şunların şu masum gülüşlerine bir bak hele. Ananızın ciğerine işleyen gülümsemeleri. Ne güzel gülümsemişler. Allah'ım. Sen beni de yavrularımı da o gülümsemelere kavuştur ya. Sen yalancı değilsin. Sen kötü bir insan değilsin. Yapmak zorundasın. Bunu yapmak zorundasın. Hazan. İşte böyle iki adım öteye gidemez. İki adım. Gel bakalım Hazan'a. Arkadaşlar, teşekkürler. Çıkabilirsiniz. Hasta yakınlarına haber verirseniz iyi olur. Biz muayenemizi bitirdik. Elimizdeki belgeleri de inceledik. Durum çok açık. Babanızda demans var. Demans? Babam. Yani halk dilinde bunama. Biliyorum ne demek olduğunu biliyorum demansın. Bunlar sana ne diyorlar? Ne diyorlar bunlar baba sana? Demans diyorlar, buna da diyorlar. Baba hadi kalk gidiyoruz babacığım. Hadi. Gökhan. Bırak, bırak! Hadi babacığım. Baba, baba sana diyorum gözlerime bak. Baba benimle konuş baba. Bir şey söyle. Senin için buna da diyorlar. Ben Murat değilim. Lan de! Bir şey de baba. Murat değilim. Lan de! Baba sana söylüyorum, gözlerime baksana. Baba bir şey söyle. Vur, kır, yık ortalığı bir şey söyle. Sensin lan Murat de bir şey de. Yeter artık. Gökhan Bey, lütfen. Bu şekilde babanıza zarar veriyorsunuz. Hayatım bana bak. Bırak artık babanı. Bak artık o bizi görmüyor, duymuyor. Lütfen kendine de bana da bunu yapma, lütfen. Demek kocan bugün izin verdi gelmene ha? İyi, buna da şükür. Anne bak, ben buraya kimseden izin alıp da gelmedim. Zaten ben buraya seninle kavga etmek için de gelmedim. Kendimle ilgili ağzımı açıp tek bir laf etmeyeceğim sana. Kendimden geçtim. Senin evlatlığından zaten geçtim. Benim derdim senin kardeşliğin, Ece Hanım. Benden hıncını ala ala bitiremedin. Allah biliyor ya. Şu kadar ah etmedim sana. Gene de kabahat benimdir dedim. Ama ne yaptın dün gece sen ablana? Ne yaptın sen dün gece ha? Anne bak ben böyle olsun istemedim. Sen dün gece ablana sırtını dönüp nasıl gidersin? Anne. Böyle mi öğrettim ben size kardeşliği? O kızıl kafalının aklına uyup ablana saydığın laflar yetmedi. Bir de dar gününde ablanı yapayalnız bıraktın bir başına. Arkanı döndün gittin. Yazıklar olsun sana. Bak. Görüyor musun fotoğrafa? Görüyor musun? Abla kardeş nasıl sarılmışlar birbirlerine gördün mü? Ha? Ne kadar masum bak.
Gördün mü? İyi bak. Bak, tanıyor musun bu masumu? Kim bu? Ablasına sırtını dönüp giden kız bu mu? Yazıklar olsun be. Allah benim belamı versin anne, tamam mı? Allah benim belamı versin. Allah benim belamı versin. Yaptım işte. Yaptım. Allah belamı versin. Allah beni kahretsin. Ben mi yaptım bu masumu? Ben mi bu hale getirdim? Nasıl oldu bu böyle? Beni kahretsin. Nasıl kardeşim? Ne senin yüzünden? Dün gece olan her şey... lansmanda olan her şey benim yüzümden. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Her şey benim yüzümden. İkiyüzlü herifler ya. Daha düne kadar ağzımızın içine bakan adamlar şimdi yok imajınız kötü, yok ürünlerini satmayız falan diyor. Evet. Sen adamın yakasına yapışıp masaya yatırdığın için imajımız daha da tazelendi Sinan. Ne yapsaydım Hazan? Onca hakaretten sonra başımı öne eğip eyvallah mı deseydim adam? Ağzını açmayacaksın bundan sonra bak. Bir sonraki görüşmede susacaksın, ben konuşacağım artık. Benim lafım geçecek lütfen ama. Yürü. Hepsi benim yüzümden oldu. Ben sebep oldum. Gittim aptal gibi anlattım her şeyi Yasemin'e. Ablama çok kızmıştım. Sonra ne bileyim birden ağzına otel odası çıktı. Sonra Yasemin ablamı şey sandı. Ben de ablam hakkında daha fazla yanlış düşünmesin diye her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Bütün detayıyla her şeyi anlattım. Yasemin'e anlattım. Her şeyi. Yasemin'e. Bunu gerçekten yaptın. Hem her şeyi benden öğrendi. Hem de yaptıklarına beni dalet etti. Ya onu anlattıklarım yetmezmiş gibi bir de gittim dertleştim onunla ya. Yüz güzeli ben olacaktım dedim. Ablamı ne kadar kıskandığımı söyledim. İçinde ne varsa anlattım, hepsini döktüm ona. Aldı hepsini kullandı. Ece yeter, tamam. Daha fazla detay duymak istemiyorum. Senin o masum dertleşmen yüzünden bizim aylarca uğraştığımız şey heba oldu. Farkındasın değil mi? Üçümüzün de gecesini mahvettin. Hala ne anlatıyorsun? Ablam beni affetmeyecek. Asla affetmeyecek. Ece. Ece sen var ya sen. Sen tam bir aptalsın. Evet aptalım. Aptalım tek diyebileceğin şey bu mu? Aptal olmam mı? Hadi söyle. Ağzına ne varsa söyle. Ne kadar adil, ne kadar kötü, ne kadar kıskanç bir kardeş olduğumu söyle benim. Ama hiçbiri, hiçbiri ablasız kalmaktan daha kötü değil. Ablam bunları öğrenmeyecek. Dün geceyi kardeşi yüzünden yaşadığını öğrenmeyecek. Ablama hiçbir şey söylemeyecek misin? Sevdiklerine güvenmekle ilgili yeterince sınav verdi. Bir de kardeşiyle ilgili sınav vermesin. Sen ablamı gerçekten seviyorsun. Ece hadi git. Nasıl başaracaksın bilmiyorum ama bu yaptığın şeyi unutmaya çalış. Hadi. Unutmayacağım. Dün gecenin tek bir anını bile unutmayacağım. Ablama yaptığım şeyi asla unutmayacağım. Bak içini rahatlatacaksa Yasemin ne yaptıysa... Senin için yapmadı. Yani seni ilgilendirmiyordu. Beni batırmak için yaptı. Anladın mı? Beni bitirmek için. Dinlemedim onları. İkisini de dinlemedim.
Ne ablamı, ne annemi, Yasemin hakkında beni uyardılar. Hiçbirini dinlemedim. Aptal. O zaman şimdi beni iyi dinle. Bir daha da Yasemin'e güvenme. Tamam mı? Belli ki seni kolayca manipüle etmiş. Hadi. Ben kötü biri değilim Yas. Sen sadece safsın. Efendim Erdal. Yağız Bey, silinen kayıtta kayda değer tek kişi var. O da Yasemin Hanım. Tamam bırak, bir şey yapma. Seninle ben ilgileneceğim. Birbirimizi doğru anladığımızdan emin olmak için tekrar söylüyorum. Bu iş gizli saklı yürütülecek. Yani kimsenin haberi olmayacak. Soyadımız ve ailemiz asla incinmeyecek. Sorun çıkacağını sanmıyorum Yasemin Hanım. Hazım Bey'in durumu ortada. Şu an şirkete bağlı tek yasal egemen eşiniz olduğu için sonuca hızlıca varabiliriz. Eşim şu an zor bir süreçten geçiyor. Bu yüzden bana vekalet verdi. Yani biz işlemleri sizinle birlikte yürüteceğiz. Peki eşimin imza etkisinin olmaması sorun çıkarır mı? Ben biraz uğraşacağım. Eşiniz şu an şirketle yasal bağa devam eden tek varisçi. O yüzden herhangi bir sorun çıkmayacaktır. İçiniz rahat olsun. Tek sorunumuz bu değil. İhtiyar bunak mirasını değiştirmişti ama bu yani sağlıklı bir karar olmadığı açık değil mi? Bu heyet raporuyla birlikte Hazım Bey'in şu dönemde verdiği kararların tümü yasal olarak hükümsüz sayılacak. Kardeşlerinin durumu dahil tabii. Ama ilk olarak harekete geçen biz olduğumuz için yetkiler Gökhan Bey üzerine toplanacaktır. Peki ya evlilik? Doğacak olan bir mirasçı olduğu için sonuca varamayız. Bir sözleşme vardı, evlilik sözleşmesi yırtıldı. Bunu söylemeniz çok iyi oldu. Yırtılan evlilik sözleşmesini kesinlikle demansa bağlayıp bunu lehimize kullanabiliriz. Güzel. Güzel. Efendim Yas? Yasemin yanında mı? Yas, evet buralarda. Ne oldu? İyi, onu da alın otele gelin hemen. Otele mi? Bir şey mi oldu? Geldiğimde konuşacağız. Tamam, geliriz. Ama Yasemin'le ne alaka? Abi geldiğinizde öğrenirsiniz, tamam. Sizi bekliyorum burada. Geç kalmayın. Hoş geldiniz Yağız Bey. Kovuldun. Görüşmek üzere. Hayatım bu iş bitti. Babanı bir kliniğe yatırdık. Özel bir klinik. Çok güzel bir yer. İçin rahat etsin. Yarın da mahkemeden bir kağıt gelecek. Ve sen ailen için en doğrusunu yaptığını bileceksin. Sonra da kardeşlerini alacağız. Onlarla konuşacağız. Herkes masaya oturacak. Kontrol sen de unut. Bitti mi Yasemin? Tamam, özür dilerim. Hadi ben kocama şöyle güzel bir yemek ısmarlayayım. Otele gidiyoruz. Otele? Yağız aradı. Otele çağırdı. Ne yaptın Gökhan? Sana 5 dakika arkamı döndüm, gittin Yağız'a mı yetiştirdin hemen? Ben kimseye bir şey yetiştirmedim. Yağız aradı, otele çağırdı, hepsi bu.